Merhaba. Sevdiğim oyunları kendi halimde başarım kasan birisiyim ve bunu paylaşmaya karar verdim. Daha önce bu kanalda GTA Definitive üçlemesi için başarım kastımdan ve Definitive serisi hariç başka herhangi bir GTA oyunun hikayesini tamamen oynamadığımdan dolayı bu videoda fulleyeceğimiz oyun. Şimdi önden bir açıklama yapmam lazım. Oyun Steam'deki GTA 4 Complete Edition yani ek paketler var. Kısaca hem GTA 4 hem de Lost End'den hem de The Ballad of Gaeton için başarım kazanacağım. Önce GTA 4 ve şöyle bir olay var. Liberty City Infinite başarımı için oyunun hikayesini 30 saatten daha az bir sürede bitirmem lazım. Eğer yapamazsam oyunu bir daha oynamam gerekir ki gerek yok. O yüzden önce hikayeyi bitireceğiz ve inanın bu video üzerinize kürekli spoiler atacak ona göre. Neyse, oyun Kuzey Amerika'daki şaşalı yaşamından etkilenip Liberty City'ye gelen Nico Bellicavi'nin gemiden inmesiyle başlıyor. Ardından kuzenim Roman Behlik beni almaya geldi ve evine kadar araba sürdüğüm için başarım alıyorum. Of the boat, complete the first mission. Okay. Ardından bu oyundaki ilk problemle karşılaştım. O da kontroller ile mi oynasam yoksa klavye mouse ile mi oynamam gerektiğini çözemediğimden kaynaklı. İkisini de deneyip klavye mouse'a karar kıldım çünkü kontroller ile araba sürmeyi beceremedim. Ve klavyede karar kılmam da şu olaydan sonra netleşti. Neyse, kuzenim Roman Belli'nin mektuplarında anlattığı gibi şaşalı bir hayat yaşamadığını, altı üstü özel bir taksi hizmeti sunan bir adam olduğunu anlayıp kısa bir süre onun için çalıştım. Ve kumar bağımlı olduğunu öğrenip borçlu olduğu tefecileri ona sorun yarattıkları için dayak manyağı yaptıktan sonra Roman'ın kız arkadaşına ve onun da arkadaşı olan Michelle'i almaya gittim ve kızları evine bırakıp Michelle'in telefon numarasını da kapmış oldum. Daha temiz kıyafetler alıp Michelle'e çıkma teklifi ettim ve kabul etti. Seriden gidip kızı aldım. Kızı bowling'e götürdüm ama zerre bowling bilmediğimden hiç oynamadan eve geri gittik. Roman'ın başı yine tefecilerle belaya girdi. Gidip seriden onu kurtardım. Ardından hiç sevmediğim bir herif olan Vlad, madem Roman'ın bana borcu var, sen de yetenekli bir adamsın, gel bana çalış, kuzenin borcunu öyle ödersiniz dedi. Ve Vlad'a çalışmaya başladım. Vlad'ı sevmeme sebebim kuzenim Roman'ın sevdiği kıza yavşak yavşak sulanmasından dolayı, bir de beni hizmetçi yerine koyup kahve getirmemi istemişti. Neyse, Roman'ın taksi görevlerinden devam edip Little Jacob diye birini almaya gittim ki kendisine adam gibi adam diyoruz. Acaba gelebilecek mi? Little Jacob'a görevlerinde yardım edip adamı mekanına bıraktım. Okey, kralın biriyle tanıştık. Ardından Michelle ile başka bir date için buluşup Warm Coffee başarımını almak istedim. Bunun için date'in güzel geçip sonunda kızın bizi evine davet etmesi gerekiyor. Ama ben gerizekalı olduğum için kız arabadayken silah ateşledim ve kız korkup kaçtı. Silah sıktık diye gitti kadın ya. Tüh. Ardından Little Jacob için bir görev yapıp Vlad'ın görevlerine başladım. Vlad'ın öyle acayip görevleri yok. Gidip birilerini korkutup parasını almasını sağlıyoruz falan. Vlad'ın görevleri bitince Roman'ın yanına gittim. Roman sevdiği kızın Vlad'la takıldığını düşünüyor ki ben de öyle düşünüyorum ve zaten Vlad'ı da sevmiyoruz. Gidip adamı temelli halletmek istedim. Vlad'ın yanına vardım ve ufak bir kovalamacadan sonra Vlad'ı indirdim. İndir gitsin. Hadi. Oy, harekete bak yalnız ha. Bu görev önemli çünkü Vlad'ı indirdiğimde Nico Roman'a asıl olayını anlatıyor. Meğer Nico abi daha önce savaşta bulunan bir adammış. Bir noktada içinde bulunduğu grup pusuya düşürülüp 3 kişi hariç tüm ekibin ölmesini sebebiyet veren bir olay yaşamış. Bu 3 kişiden birisi de Nico ve bu olayı yapan kendisi değil. Diğer 2 kişiden birisi de Liberty City'de yaşıyormuş. Ve aslında onu bulup neden diye sormak ve öldürmek için buralara gelmiş. Bir de başarım aldım görevden sonra, o da önemli. Uhu, Fed the Fish, complete the mission Uncle Vlad. Güzel güzel. Roman'la ilişkimiz de yükseldi. Vlad'ı öldürdüğümüz için Roman tribe girip çöp tenekesine saklandı ve ben de tam çıkla bir şey olmaz derken bir adam beni bayatıp Roman'la ikimizi bir evin bodrumuna götürdü. Vlad'ın patronu olan Mikhail Fastin ve Dimitri Raskolov ile tanıştığımız bu olayda Mikhail kendi adamını ve Roman'ı vurdu. Ve benden bir polis arabası çalıp o sayede bir arabayı sağa çektirip o arabayı çalmamı istedi. Seriden hallettim ve Roman da kurtuldu. Mikhail için bir takım görevler yaptım ve görevlerin birisinde önemli bir adamın oğlunu öldürdüm. En son içinde patlayıcı olduğunu yolda öğrendim. Bir kamyonla bir mekanı da patlatınca Mikhail'in görevleri bitmiş oldu ve Little Jacob beni dart oynamaya çağırdı ve yapacak başka bir şey olmadığından dart oynamaya gittim. Burada da başarım var. Bunun için dart oynarken tek seferde 180 puan yapmamız lazım. Ben pek oyunu anlamadığımdan Jacob ile oynarken yapamadım ve Jacob ile dağıldık. O yüzden hemen Roman'ı arayıp dart oynayalım dedim ve dart oynamaya gittik. İşte bu be, 180. Bu kadar mıymış lan bu? 180 koydum tekte. Dur şunu kazanayım bari. Kaybettim. Neyse, Bruce için görevler yapıyordum. O arada Roman arayıp taksi lazım olursa ben yollarım dedi ve başarımı almış oldum. Driving Mr. Bellick. Unlock the special ability of taxi. Etrafta benim şimdi silah taksi aramama gerek kalmadı mı? Bu ciddi mi? Bruce'den devam edip bir ara sokakta arabayı çalıp adamlarla da atışıp arabayı mekana götürdüm ve ilk sorunumla da karşılaşmış oldum. Oyun hata verme ne olur ya. Oyunu kapatıp açıp görevi bir daha yaptım. Bu sefer de aynı şey oldu. Yine aynı şey olmasın. Yine aynı şey oldu. Allah'ım, kafa atacağım monitöre. Ama iyi ki bu sefer ara sahne geçebildi de devam edebildim. Dimitri konuşmamız lazım diye bir mesaj attı ve seriden yanına gittim. Hani daha önce Mikhail için önemli bir adamın oğlunu öldürmüştük ya. Bu önemli adam emri vereni Mikhail, öldüreni de ben olduğumu öğrenmiş ve benden Mikhail'i öldürmemi istediğini Dimitri'ye söylemiş. Ya Mikhail'i indireceğim ya da ben öleceğim. Açıkçası çok umurumda olmadığından Mikhail'i indirdim. Hı. Okey. Mikhail de öldü.
Ödememi almaya Dimitri'nin yanına giderken Little Jack'e bir bok var bu işte diye beni aradı ve beraber gitmemizin daha iyi olacağını söyledi. Öyle de yaptık ve Dimitri ile buluştum. Dimitri Ray Bulgarin diye birisi ile ortak olmuş. Hello, Mr. Bulgarin. Bu Bulgarin, Niko'nun eski patronuymuş. Bir gemide kaçakçılık yaparken işler ters gitmiş ve gemi batmış. Bulgarin de bunun için Niko'yu suçluyor ve hazır bulmuşken Niko'yu öldürmek istiyor. Jacob sağ olsun çatışmadan sağ çıkıp Jacob'ı evine bıraktım. Ardından Roman'ı aradım, çabuk beni buradan al dedi. Gidip Roman'ı aldım ve eve gittik ama evi yakmışlar. Evi yakmış bu çocukları. Mekana gittik ama orayı da yakmışlar. Bu çocukları ya. Roman'ın kız arkadaşı bizi diğer adadaki bir safe house'a çağırdı. Oraya gittik ve başarımını aldım. Lowest point. Complete the mission. Roman Sorrow. Ardından bayağı bir görev yapıp Elizabeth'a diye birinin uyuşturucusunu geri almaya gittiğim bir göreve kadar geldim. Görevi seriden hallettim ve görevin finalinde daha önce date'e çıkıp korkuttuğum Michelle'in ajan olduğunu ve görevinin de beni izlemek olduğunu öğrendim. Hoppala. Çok ayıp. Çalıştığı birimin bana ihtiyacı olabileceğini söyleyip olaysız dağıldık. Niko'nun Libertas diye gelme amacı olan savaşta yaşadığı olaydaki kişileri bulunma meselesinde kendisine yardımcı olsunlar diye hükümete bir takım görevler yaptım. Pascal Astara Dejava. Boşka. Dwayne ve Playboy için görevler yaptıktan sonra daha önce tanıştığım Patrick'in evine bir görev için gittim ve kız kardeşi Kate ile de tanışmış oldum. Nice to meet you. Likewise. See you around. Patrick'in görevi bitince Ray Bocinillo da tanışmış oldum. Roman, Rusların özel kulübünde kumar oynadığı için Dimitri tarafından açık hedef oldu ve kaçırıldı. Seriden gidip onu kurtardım. Peki'den devam edip ekiple banka soymaya gittik ve banka işini de seriden halletmiş olduk. Evet, bok gibi para kazandık ya herhalde. Kaç para? Unlock all the islands. Bir de başarım aldım. Ardından yine Warm Cafe başarım için uğraşmak istedim ve Kate'i bir randevuya çıkardım. Evet Kate, ne yapmak istersin canım? Bu sefer başarımı almak istediğimden Kate ne sever diye araştırıp bowling'de karar kıldım ama niyeyse bowling oynayamadık. Bari içmeye gidelim diye düşündüm ve bara vardık. Kız ayakta duramıyor. Oho ben de ayakta duramıyorum. İkinci araba kullanmak aşırı zor hale geliyormuş, onu öğrenmiş olduk. Güç bela geldik ya. Yok say goodbye. Alkollü alkolik adına faydalanmış gibi olmak istemedim. O yüzden başarıma başka zaman geleceğiz. Seriden Ray Bocino ile görüşmeye gittim. Sevmedim bu adamı. Dur da yeni tanıştık adam çap çap suratımıza vuruyor bakalım ayrıdır. Ray çevresi geniş bir adam. Benim de bu savaştaki olaydan dolayı aradığım birisi var. Ben ona görev yapayım, o da bana yardım etsin diye ona görevler yapmaya başladım. Gidip birilerini infaz ettim. Anam. Direkt indirdim adamı ya. Çöp kamyonuyla şehirde elmas topladım. Bum. Haha ne güzel patlamaymış öyle. Elması topladığımız adamlar elmasları çalıp San Fierro'ya kaçacaklardı. Onları indirip elmasları geri aldım. Elmasları da öylece Ray'e geri verdim. Çünkü benim derdim intikam. Elmaslar değil. Ardından oyunu kaydedip Ray'den devam etmek istiyordum ama federal abiler aradı. Jacob ile bir helikoptere atlayıp başka bir helikopteri kovalayıp bindirdim. Hoppa aldık helikopteri de. Görev bitince federal abilerle de işimiz bitmiş oldu. Bana eyvallah biz de senin aradığın adama bakınacağız, bir şey bulunca sana haber edeceğiz dediler ve oyunu kaydetmeye gittim. Ray Bocino'dan devam ettim ve bana elmasları okutması için ona yardım etmem gerektiğini söyledi. Benim adamı bul artık yeter lan, tonla görevim var konuşması oldu. Oy inan öyle be. Motorcu Johnny ile buluşup elmas pazarlığına girdik ama pazarlık Luis Lopez tarafından basıldı. Mekandan ardımı zor kurtarıp kaçtım. Üstüne polislerle uğraştım ama pen spray olayı çözdü ve başarımı da aldım. Yes. Görünmeden girebildik. Çok güzel. Wanted Devil'dan da kurtuldu. Ne bu? Impossible Trinity. Complete Mission Museum Piece. Hallettik abi. Ray'den devam edip parayı alıp kaçan Johnny'nin birkaç çete üyesini indirdim. Ray'in görevleri bitmedi. Yine seriden birilerini infaz edip bu sefer de Ray'in arkadaşlarına görev yapmaya başladım. Ray'in arkadaşı olan adama bir kamyon çaldım. Bir takım görevlerden sonra Jimmy Pegorino diye bir üst mafyayla tanışmaya kadar geldim. Daha ilk görevimde adamı ölümden kurtarıp bir sürede onun görevlerini yaptım. Ardından adamın örgütündeki köstebeği infaz ettim. Ardından hapishaneye gittim ve Agam bana Ancelotti'nin kızını kaçıralım da Gaetoni bize çaldığı elmasları getirsin. Çünkü Ancelotti Gaetoni'ye baskı yapabilir dedi. Bunu yapmak için de seriden internet kafeye gittim. Ve kızın koyduğu araba ilanına cevap verip bir buluşma ayarladım. Buluşmaya gidip arabaya test sürüşü yapalım diye kızı arabaya attım ve kaçırdım. Kidnap you. Ancelotti. Kendisi biraz sorun çıkardı ama eninde sonunda halletmeyi başardım. Ya! P
Peace at last. Neyse, kızı kaçırıp sefa su getirmeyi başardım ve başarım da aldım. Ne bu? Gracefully taken. Complete mission, I'll take her. Başarım da varmış yani, evet, normal. Harbiden zor bir görevdi yani. Ardından ne olduğunu bilmiyorum ama hiçbir şekilde ana görev çıkmadı. Oyunu bitirdikten sonra öğrendim ki oyun için biraz zaman geçmesi gerekiyormuş ama ben bunu bilmiyordum. Liberty City Minute başarım için endişelenmeye başlamıştım ama elden bir şey gelmez diye kalan suikast görevlerini bitirip başarım aldım. Oho, Assassin's Creed. Bütün assassination kontratları bitir. Ardından uzun bir süre oyunda ana görev çıkmadı ama bir noktada Peki arayıp kaçırdığım kızın fotoğrafını çekip onu yollamamı istedi ki babasını korkutalım. Ardından yine yapacak ana görev olmadığından Hiddle Jacob'ın kalan kurye görevlerini bitirmek istedim ve bitirince başarım da aldım. Tamam. Oho. Career service complete, all 10 package delivery jobs. Hepsini tamamladık. Little Jacob'ın işleri de bitti. Hala ana görev çıkmadı ama. Ardından bu kaçırdığım kızın yerini değiştirmemiz gerekti. Seriden hallettim ve hemen ardından bu sefer aynı kızı elmaslarla takas etmek için limana gittim. Elmaslar Gate Oni'de. Tam elmasları aldık, kızı verdik derken Ray Bulgarin çıktı. Ve o elmaslar benim diyerek Peki ile benim üzerime sürüyle adam yolladı. Hepsini temizledik fakat son kalan adam elmasları kamyonun arkasına attı ve elmaslar gözden kayboldu ve kimseye de yar olmadı. Ananı s**eyim. Kamyonu attı. Ardından yapacak bir şey yok, bari Kate'i bir randevuya çıkarayım dedim. Ve bilardoya gidip pool shark başarımını almak istedim. Bakın, bu oyunda bilardo oynamak bana başta zor geldi ama Kate sağ olsun ilk denememde oyunu kazanıp başarımı alabildim. Oho, Kate bizim içimizden geçti be. Kaybetti, siyah soktu. Başarım alır mıyım ben bununla? Kız siyah soktu diye. Kız siyah soktu diye başarımı aldım ya. Bir daha diye. Ya bir daha oynayalım tabii canım. Bir sıkıntı yok. Ardından Kate ile şansımı deneyip Warm Cafe başarımı da almak istedim ama o hiç oralı olmadı. Ya bir iş dönsün artık, hadi ya. Ardından Ray Bochin aradı. Aradığın adamı buldum dedi. Bu savaşta Nico'yu ve ekibini satan adamdan bahsediyorum. Derhal Roman'ı aradım ve adamın yaşadığı yeri bilen kişiyi tehdit ederek kendisinin yerini öğrendik ve baskına gittik. Mevzu şu ki bu savaş zamanı Nico'yu satan iki kişiden birisi olabilirmiş ve bu bulunan kişi de o aranan kişi değilmiş. Bu vatandaş aslında Florian diye birisi ama Liberty City'ye gelip özgürce yaşamak istediğin için adını Bernie olarak değiştirmiş ve evet, kendisi gay. Adını da bu yüzden değiştirmiş. Yeni bir hayata başlama olayları falan gibi düşünmüş. Sonuç olarak Nico'nun aradığı kişi Florian ya da Bernie değil. Bu görevde ona kanaat getiriyoruz ve listede sadece Darko Brevich diye bir adam kalıyor ve onu aramaya başlıyoruz. Ardından bu derin devlet abiler aradı ve dediler ki bizim bir mafya babası var, ölüm döşeğinde, git ona yardım et. Gidip mafyada görevler yapmaya başladım. Bu mafyaya yaptığım görevler sayesinde sonunda federal abiler beni arayıp aradığın adam olan Darko Brevich'i bulduk ve senin için ülkeye getiriyoruz. Havaalanına git, seninle işimiz bitti dedi. Hemen Roman'la buluşup havaalanına gittim. Evet, Nico'yu savaş zamanında satan ve herkesi öldürten eşek buymuş. Adam bütün meseleyi 1000 dolar için yapmış bu arada. This is where it all ends. Evet, hadi bakalım. How much? Kill my friends for $1,000. How much do you charge to kill someone? You ruined me, you fuck! I needed the money. 1000 dolarmış lan. Oro bu çocuğuna baksın. Koca tabur adamı 1000 dolar öldürmüş adam. Hadi köyüne dön. Aynen öyle. Haliyle adam öldürdüm ve hıncımı da aldım. Rom'un düğününden bahsetti. Carchurt derken görev bitti ve başarım da aldım. That special someone. Complete the mission, that special someone. Kişisel intikamımızı da almış olduk. Ardından Jimmy Pegorino beni çağırdı ve batmak üzere olduğunu ve batmaktan kurtulmak için son bir şansı olan Ruslarla iş yapmaktan bahsetti. Ve benden gidip işi yapmamı istedi. Niye böyle davranıyorsun ya?
İş yapacak kişi de Dimitri Raskolov. Hani oyunun başında bize Bulgarin'e satan Dimitri Raskolov. Şimdi burada iki seçeneğim var. Dimitri ile çalışıp parama bakabilirim ki Roman öyle yapmamı söylüyor. Ya da Dimitri'den beni Bulgarin'e satmaya çalıştı ve üstüne Roman'ın iş yeri ve evini yaktığı için intikam alabilirim. Ki Kate, yani gönlümüzün kadını, bunu yapmazsak Niko'ya bir daha saygı duyamayacağını söylüyor. Kısaca para mı intikam mı? Tabii ki Dimitri'yi indirmeye gittim. İntikam, intikam, intikam alacağız. Dimitri'ye füze atacağım. Ardından Kate ile buluşup Roman'ın düğününe gittik ve yolda evlenmekten bahsettik. Sonra da intikamlar alındı. Artık Niko rahatlar diye düşünmüştüm ama Pegor'un ödenen kanı bozuk bu çocuğu düğünü taradı ve olanlar oldu. Ne? Aa, bir dakika, hayır. Kate'i... Kate'i vurdu bu çocuğu. Bak senin ananı 8'e nasıl katlayacağım. A**a kodun Pegorinos'u. Pegorino. Where are you? Yani depresyona gir... Ben de girerdim Niko depresyona. Teşekkür ederim. Little Jacob depresyonumdan beni kaldıran telefon aramasını yaptı ve Pegorino'nun yerini bulduk dedi. Seriden oraya vardım ve kovalamaca başlamış oldu. Kovalamaca bitince çatışma başladı. Bomba. Pegorino'yu tam buldum ama botla kaçtı ve motorla takip etmem gerekti ve ben çok motor kullanamıyorum bu oyunda. Allah kahretsin motor. Motor kullanmaktan nefret ediyorum şu oyunda, hayır. Ardından motorla rampaya atlayıp helikopteri tutundum ama anlamadığım bir bug yaşadım. Bas! Tekte mi? Repeat it, repeat it. Oğlum repeat tap space diyorsun işte. Ben ne yapıyorum ben? Bu nasıl bir... Bu nasıl bir şey oldu? Allah belanı versin oyun. Neyse, herhalde o anlıktır diye görevi bir kere daha denedim ama bu sefer o kısmı controller ile oynadım ama yine de olmadı. Controller. A tuşuna bas, 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 bas. Controller'la da aynısı oluyor. Neyse, kapattım oyunu ve biraz araştırdım ve meğersem bu bilinen bir sorunmuş ve grafik ayarlarını düşününce sorun ortadan kayboluyormuş. Yine göreve girdim ama motor yüzünden birkaç kere o kısma kadar bile gelemedim. Ben motor kullanamadığım için yapamamıştım az önce. Olabilir, olabilir. Kendimi üzmemem gerekiyor ama hani ananın Niko. Bu kodun motorunu kullanmak da zor bu arada yani. Ben hiç beceremiyorum motor kullanmayı. Hadi lan! Neyse, helikoptere tırmanmayı başardım ve sonrası gayet rahat halloldu. Yes! Yes, tut orayı. Olmuyor. ESC, tamam. 1280'e 720 60. Ha, bak görü. Çıktı. Çık 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 çık. Çıktı mı, çıktı? Kapat kapıyı. Dur. Şimdi eski ayarlarımıza geri dönelim. Çünkü kör olmak istemiyorum. Öl lan. Ne güzel, intikamımı aldım. Her şeyim tamam. Kafayı toparlamak üzereyim. Güzel bir kızı bulmuşum. Evleneceğim, hayatıma bakacağım. Hayatımı s**tin bu çocuğu. Senden adam olmaz zaten. Oros çocuğu Pegorino seni. Oo, Statue of Liberty'nin altında öldürmüş adamı. Ayvon. Oh, başarımı da aldık. Complete funds, half a million. Oo, yarım milyon dolarım da var. Güzel, iki başarım birden aldık. Ve oyun bitti. Lezzetli bir oyundu. Liberty City Minute. Complete the story missions in less than 30 hours. Oh be abi. Almak için uğraştım, başarımı aldım. 30 saatin altında oyunun hikayesini bitirmek. 23 saat 56 dakika. Hani. Oh be abim, bunu da yaptık ya. Çok güzel. %66'dayız. Daha çok yolumuz var. Bak.
Hikaye bittiğine göre kalan her şeyi yapmaya başlayabiliriz. Önce burası için mailden aldığımız araba çalma görevlerinin kalanlarını hallettim. Araba 10 tane var. Aa bitmiş lan. Complete all 10 exotic export orders. Order fulfilled. Ardından bir sürü araba yarışları yaptım çünkü hem %100 için her adada 3'er tane yapmam lazım hem Stevie'nin araba çalma işleri mesajla geliyor. Ben de mesajı beklerken yarışayım dedim ve yarışları hallettim. Ardından polis görevlerinden most wanted'ları yapıp manhunt başarımı için uğraşmaya başladım. Bunun için her şehirde aranan 10 tane suçlu indirmemiz lazım. Polis arabasındaki bilgisayardan dümdüz yerlerini öğrenip gidip olayı hallediyoruz. Basit ama çok can gidiyor. O yüzden karaktere can yaparken Jacob aradı ve onu bulunduğu yerden almamı istediğini söyledi. Gidip onu alınca aramızdaki arkadaşlık gelişti ve Jacob'tan silah alma özelliği açılmış oldu ki bu da bir başarı. Jacob silah satıyor. Başarım mı? Retail Therapy. Unlock the special ability of buying guns from friend. Vay 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 vay. Ardına kalan Most Wanted suçlularını hallettim ve başarımı aldım. Son. Boom. Geçmiş olsun. Manhunt. Complete the Most Wanted side missions. İşte bu. Most Wanted'lar bitti. Hani %100 için her adada 3'er tane toplamda 9 yarış yapınca olayı bitiyordu ya. O iş öyleymiş. Ama başarım için 20 tane yarış kazanmam gerekiyormuş. Aynı yarışları döndürerek oynadım ve bir noktada Infernus'ta da yarıştığım için rahatça hepsini halledebildim. Aha son yarış mıymış bu? Genetic the Superior. 20 tane yarışta birinci gel. Oy çok güzel abi. Çok güzel bu da bitti. Sırada Stevie'nin araç çalma olayları var. Birkaç tane yapmıştım zaten ve şöyle bir mesele var. Bu araba çalma görevleri mesajla geliyor ve mesajın gelmesi de uzun sürüyor. O yüzden her arabayı çaldıktan sonra taksiyle Safe House'a gidip yatıp kalkıp 16 saat ileri alıyorum ve mesaj hemen geliyor. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde halloldu ve başarımı da aldım. Bu ne? You got the message. Deliver all... bütün 30 araba. Allah'ım 30 arabanın hepsini getir. İyi lan başarım da varmış onun için ya. Abi 30 tane araba gittim getirdim ya. Aman. Sıradaki başarım Clean the Mean Streets. Bunun için polis arabasına geri dönmemiz lazım ve anlık yaşanan suçlardan 20 tane halletmemiz gerekiyor. Önceki oyunlardaki klasik vigilante görevi gibi zor değildi ve seriden halloldu. Hoppa. At kendini arabada. Heh. Clean the Mean Streets. Vigilante 20 tamamlandı. Sırada %100'ü etkilen aktivite olayları var. Oyundaki her mini oyunu en az bir kere kazanmam lazım. Bunun için başarım yok ama arkadaşlarla aramdaki ilişki %90'ın üzerine çıkarıp Liberty City 5 başarımını alırken her oyunda kazanma olayını da yapabilirim. Golf ve Tetris'imsi oyunu hariç başka oyun yoktu. O yüzden önce golfe gittim ve Gobble Gobble başarımı da burada. Bunun için arda arda 3 kere strike yapmam lazım. Buraya faillerimi koysam video bitmez ama taktiğimi anlatıyorum. Normal başladığı yerden klavye ile 2 adım sola kaydırıp kontroller ile atış yaptığınızda attığınız her atış strike oluyor. Ve başarımı da kolayca alabiliyorsunuz. Şimdi bak. 1, 2. Saldım. Hiç ellemiyorum bile. Çalışıyor. 1, 2. Hop hop. Hiç elleme bir daha. Yine çalıştı. 2'de 2. Çok güzel. 1, 2. Saldım. Hiçbir şey ellemiyorum. Strike. 3'te 3. Gobble gobble. İşte bu. Bu kadar. Bu kadar. Tamam taktik de çözmüş oldum. Taktiği de çözmüş oldum. Size de taktiği vermiş olayım. Sırada Tetris'imsi oyun var. Ve açıkçası zor değildi ve gayet keyifliydi. Beat the high score mu? 10.950'ymiş. Ben niye onu 109.000 diye okuyorum bir saattir? You're a moron. Dediğim gibi arkadaşlarla ilişkilerimi yükseltiyorum. O yüzden daha önce Roman'ın ve Jacob'ın açıldığı gibi onların da özellikleri açıldı. İlk Brucey beni artık helikopterle bir yerlere bırakabileceğini söyledi. Oh, thanks Brucey, I appreciate that. That's how we roll. Unlock the special ability of helicopter. Oh be abi. Ardından Peki'nin de özelliği açıldı. Oh be, bu da açıldı. Dial before bump. Adam dördüncü aradığında artık açabildim. Şey yapabildim. Eyvallah kardeşim sağ ol. Artık bomba bomba kurabiliyorsun arabalara. Allah razı olsun falan. Ne olur başarımı ver. Niye vermedi? Roman %100. Jacob %96. Dwayne 92. Bruce 88. Yaklaşık 3 saatlik arkadaş aktiviteleriyle uğraştıktan sonra sadece Bruce %90'ın altındaydı ve onunla da son bir aktivite yapıp başarımı aldım. Nice. Yes. Of. Liberty City 5. Sonunda be kardeşim ya. Bütün arkadaşlarımız bizi %90'ın üzerinde seviyor. Aman ne güzel. Bana koyayım. Saatlerdir uğraşıyorum.
Helikopter getir bana bir tane. Ardından az kafam dağılsın diye Wheel Rider başarımını almak istedim. Bunun için motorla tek teker olayımız var ve havaalanında çok çok kolay bir şekilde yaptım. Aha bu kadar mıymış? Due Wheel Lastik. Okey. Çok temiz. Sırada başka basit bir başarım olan It Will Cost You var. Bunun için taksiyle bir adadan diğerine geçerken fast travel yapmadan yolu izleye izleye gitmemiz gerekiyor. Adaları birbirine bağlayan bir köprüden diğerine geçince de kolayca yapılabiliyor. Ya abicim geldik bana ne şey vermiş. Hah oh be It Will Cost You. Ardından helikopter turu başarım olan Sightseer var. Bunun için helikopter turlarına 5 kere katılmamız lazım ama aynı helikopterle yapınca olmuyor. Her helikoptere binmenizi istiyor başarı. Bütün turu izlemenize gerek yok aklınızda olsun. Her biriyle 5... Oh be Sightseer. Of, buymuş, bu kadarmış. Hazır helikopterlerin yanındayım diye Under the Radar başarımını almak istedim. Bunun için oyundaki 14 tane köprünün altından helikopterle geçmeniz gerekiyor ve gayet basit bir şekilde hallolabiliyor. Yes, Under the Radar. Fly underneath the main bridges. Aynen öyle, 14 tane köprünün altından helikopterle geçtim. Hazır helikoptere bu kadar alışmışken One Man Army başarımını almak istedi. Bunun için 6 yıldız yapıp bu 6 yıldızda 5 dakika boyunca hayatta kalmamız lazım. Helikopterde olursanız bütün haritayı geçseniz bile rahatsız eden olmuyor. Kısaca kaos yaratıp 6 yıldız yaptım. Ardından helikopterle kaçıp 5 dakika bekledim ve başarımı aldım. Ve One Man Army. 6 yıldızda 5 dakika boyunca hayatta kal. Atlayalım abi. Nasıl kurtulacağım hakkında hiç fikrim yok, bari kendim atayım. Sırada 4 yıldızdayken polislerden kaçabilme olayı var. Bu oyunun finalinin olduğu evin arkasında bir tane Sultan Ares var. Onu aldım, kaos yarattım ve kaçtım ve başarım gayet kolaydı kısaca. 4 kaç. Şurada saklanıp dursam biraz. 4 yıldızdan kurtulur muyuz? Bence kurtuluruz. İşte bu Walk Free. Aynen öyle. Sırada yakın dövüş olayı var. Finish'in başarımı için 4 dakika içinde 10 tane counter atak yapmamız lazım. Düz birilerine saldırıp counter yaptım ve başarımı aldım. 6. Oh, tembeli counters under 4 minutes yaptık. Sırada 10 saniye içinde 10 araç patlatma olayı var. 3. adadaki motor dükkanına gidip araçları birbirine yapıştırıp öyle halledebildim. Çünkü normalde bunu yapmak pek de kolay değil. Kaç. Kaç. Yes, chain reaction. 10 saniyede 10 araç. Kimse araba demedi, araç dedi. Sırada stunt jump'lar var. Bakın ben bu oyunda motor kullanmayı pek becerebilen birisi değilim. Nedeni de bilmiyorum. Motor durmadan kayıyor. O yüzden bu jump'lar ayrı bir zor oldu benim için. Ama öyle ya da böyle 50 stunt jump'ın hepsini de hallettim. Of. Verdi be. Of. Bütün unique stunt jump'ları bitir. Daredevil. Ulan yes. Yes be. Sonunda be kardeşim. Şimdi sırada az daha oyunu bırakmamı sebebiyet verebilecek başarım olan Rollover var. Bu kodumun başarımı için bir kazada 5 takla atmanız isteniyor. Düz yapması ya da denk gelmesi inanın çok zor bir başarım. İki yöntem var. İlki havaalanındaki bu sarı şeyleri hızlıca yandan girip arabayla takla attırıyorsunuz. Ama bu da size 1 ya da maksimum 3 takla sağlıyor. Olmadı. 5 takla olmadı sonuçta değil mi? Öyle düşünüyorsunuz ama açıklamama izin verin. Elinizi gaz tuşundan hiç çekmeden bu taklaları yaparsanız bir ihtimal bu başarımı alabiliyorsunuz. Alan arkadaşım da var. Ama bende bu bir türlü çalışmıyordu. O yüzden diğer yöntem olan oyun içi bir bug'a gittim. Topluluk içinde Swing Set of Death olarak bilinen bug şu. Bu lokasyondaki parkta bulunan salıncağı arabayı değdiriyorsunuz ve salıncak da sizi çok uzaklara fırlatıyor. 5 takla atmış olabiliyorsunuz bu şekilde ama bende yine işe yaramadı. Ben de havaalanına geri döndüm. Sabrım bitene kadar denedim. Olmadı. Geri salıncağa döndüm. Yine olmadı. Yine havaalanına gittim. Cart cürt derken 1 temizinden 2 3 4 5 ama 5 oldu. Ama 5 oldu. Ama 5 oldu. Ama çok güzel 5 yapmıştım ya. Amına koyayım oğlum. Çok güzel 5 yapmıştım. Niye olmadı ya? Ağlayacağım amına koyayım. Oturup ağlayacağım. Eşek kadar adamım oturup ağlayacağım olmadı diye. 2 Yes! Yes! Tepki veremiyorum. Amına koyayım. Yetti canıma ya. Başarım gibi. Allah da belasını versin. Nerede lan bomba yok mu? Bomba. Şuna çökeceğim böyle. Ölmeye bekleyeceğim. Hadi geçmiş olsun. Anasını s**eyim. Rolled over gerete ananı avradını s**eyim.
Ardından %100 için bütün agalarla yapılabilen bütün aktiviteleri yapmam gerekiyordu. O yüzden hızlıca hallettim ve bu rastgele tanışılan kişilerin görevlerine geçtim. Açıkçası hemen hepsi aşırı keyifli görevler ve muhabbetlerdi. Ede eşeği hariç. Evet, aslan parçası. No more strangers, meet all random characters. İşte bu. Herkesle tanıştım da bir... Bazıların ikinci görevi çıkmıyor. %100 etkiliyorsa yorar. Evet, başarım için bu karakterlerle tanışmış olmamız yeter ama %100 için yetmiyor. Bazılarının tüm görevlerini yapmamız gerekiyor. Diğerleri okey de bu Ede eşeği ilk görevinde öldürdüğü kişiyi bir çantaya koymuş. Benden onu limana bırakmamı istiyor ki çantayı denize atabilsin. Birini öldürüp çantaya atmış herif. İkinci görevinde anlıyoruz ki bu Ede eşeği ilk görevde çantayla ceset atmıştı ya, onun içinde tecavüz ettiği bir çocuk varmış. Ben de gerekeni yaptım haliyle. Şunu öldürsek oluyor mu ya? Nico korktu amına koyayım. Önce bacaklarına sıkacağım ya. Öl o bu çocuğu. Deli o bu çocuğu ya. 99 merminin kalanı kadar sıkacağım sana çocuk. Liberty City o bu çocuğundan daha kurtulmuş oldu. Yapıyorum o kadar Most Wanted Vigilante görevi yaptım, böyle bu çocuğu öldürmedim be. Efendi gibi araba çalıyordu herifler be. Evet, psikolojim yeterince bozuldu ama ana oyundan sadece 3 başarım kaldı. İlk olarak Warm Coffee. Ta oyunun başında alabilecekken eşeklik edip arabadan dışarı ateş ettiğimden dolayı alamadığım bu başarım için internet kafeden bir kızla date ayarladım. Sonra bekledim ki kız maile cevap versin. Oyunda zaman geçsin diye belki oyunu 20 kere falan kaydettim ama nafile. Kız mail atmıyor. Ben de yeter lan deyip güvercin vurmaya çıktım. Endangered Species başarım için Liberty City'deki 200 hasta güvercini indirmem lazım. Ve %100 için yapılacak son şey bu. O yüzden seriden işe giriştim ama 20. güvercine gelmiştim ki işim çıktığından oyunu kaydedip kapattım. Geri geldiğimde bu date'e çıkacağım kız mail atmış, onu gördüm ve kuşa ara verdim. İyi bir kıyafet, hızlı bir araba, artı kızı stand-up gösterisine götürdüm ve numarasını alıp ikinci buluşmada güzel bir restorana gittik ve sonrasında tatlı anlar yaşamayı başardım. It was perfect. Try your luck. Don't bite. Yuhuu! Lanet olsun, işte bu. Isırmam dedi, tamam dedi kız da ya, gel ısırma bari dedi. Yes. Warm coffee. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Successful date girl. İşte bu be. Oyunun başında salak gibi yapamadığım şeyi becerdim sonunda. Şimdi gidip 200 tane kuş vuracağım. Sadece kuşlar kaldı. O yüzden kalan 180 kuşu da hızlıca halledecektim ama başka bir karara vardım. Güzel manzara. Güzel manzara. Şimdi statlarımıza bakalım hemen. %97.50. Bütün güvercinleri indirmek %2.5 veriyor. Yani %100 başarım için sadece bütün güvercinleri indirmem yetiyor. Skor. Bakalım kaç güvercin indirmişiz. 200 tane var. Pigeon Exterminated. 199. Yani kısaca bak, şu var ya, şu şurada. Şunu daha indirdiğim zaman GTA 4 %100 başarımı. Bütün şey, kuşları öldürme başarımı da gelecek. %100 de gelecek. Bütün başarımları almış olacağım. Ana oyundaki. Ama ben daha DLC'leri oynamadım. DLC'leri oynadıktan sonra buraya gelip bütün başarımları almış olmak istiyorum. Yani burası final yapmak için güzel bir bölge bence. O yüzden DLC'lere gidiyorum önce.